Mutfağa da Harika'nın hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim tavuk çorbası. Diğer adıyla tavuk paça çorbası. İlk olarak tavuklarımızı haşlayacağız. Ben normal tencerede haşlıyorum. Siz isterseniz düdüklü kullanabilirsiniz. Bir tane kuru soğan, orta boy kullandım. 5-6 adet tane karabiber. 5 diş sarımsak. Bu çorba tam bir şifa çorbasıdır. Üzerine 2 litre su. Ben her bir but için 1 kilo su kullanıyorum. Burada 2 adet but var. Kalçalı but kullandım. 2 litre suyumu ilave ettim. Ve ocağımın altını açarak tavuklarımı haşlamaya bırakıyorum. Çorbam kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Ben lezzetli olması için derisini çıkarmadım üzerinden. İstenirse çıkartılabilir. Butlarım yeteri kadar haşlandı. Uygun bir taban içerisine alın ve soğumaya bırakın. Butun derisinden ve kemiklerinden ayırdım. Şimdi bu şekilde küçük küçük parçalara ayırın. Çorbada kullanacağımız için küçük olması gerekiyor. Tenceremi ocağın içerisine aldım. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı un. Terbiyeli bir çorba olacağı için unu yakmayacağız. Sadece kavuracağız. Bir 5-10 saniye kadar. Diğer taraftan da tavuk suyumuzu süzgeç yardımıyla tenceremize boşaltıyoruz. Tamamını koyacağım ben. Ocağım şu an kısık ateşte. Biraz sonra orta ateşe alacağım. Hala kısık ateşteyken devamlı olarak karıştıralım. Kıvamını bulsun çorbamız. Gördüğünüz gibi un tortusu kalmadı. Ocağımı orta ateşe alıyorum. İçerisine bir su bardağı su ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Eğer yeterli tavuk suyunuz varsa su kullanmayabilirsiniz de. İçerisine tavuklu ilave ediyorum. Hazırlamış olduğumuz bu çorba tam bir şifa çorbasıdır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bu zamanlarda. Çorbamızı orta ateşte kapağı açık olarak kaynamaya bırakalım. Ara sıra karıştırın. Çorbam kaynamaya başladı. 15 dakika bu şekilde kaynatalım. Çorbanın terbiyesi için bir çay bardağı yoğurt, üzerine bir tane yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı tepeleme dolusu un. Güzelce karıştıralım. Tamamen karışmamız gerekiyor. Yoğurdun kesilmemesi için 2 kepçe de çorbanın suyundan alıyoruz. Güzelce karıştıralım. Bu sayede yoğurdumuz kesilmiyor ve çorbamız tam kıvamında oluyor. Gördüğünüz gibi çorbam tamamen kaynadı. Bir taraftan sosu, diğer taraftan da çorbamızı karıştırıyoruz. Devamlı karıştırın ki kıvamı bozulmasın. Çorbam kaynamaya başladı. İçerisine bir tatlı kaşığı sirke ve damak tadına göre tuz ilave edebilirsiniz. Ben terbiyesinde limon kullanmadım. Serviste kullanacağım. Bu şekilde de 5 dakika kaynatalım. Çorbamı kasem içerisine aldım. Üzerine tereyağı eritilmiş pul biber ve naneyle süslüyorum. Servis esnasında içerisine limon, sirke ve rendelenmiş sarımsak konabilirsiniz. Bu çorbaya yalancı işkembe çorbası, tavuk paçası deniyor veya tavuk çorbası. Ama adı her ne olursa olsun tam bir şifa çorbası oldu. Benim her zaman yaptığım muhteşem çorbalardan bir tanesi. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.